Merhaba ben Enes, bugün HUTT markasının GC1 model oyuncu tam kablosuz kulaklığını inceleyeceğiz. Kulaklık tasarımıyla dikkat çekiyor, 3 farklı renk seçeneği de bulunuyor. Bu kulaklığın en büyük esprisi oyun moduna sahip olması ve bu şekilde ışıklı bir kutusunun bulunması. Eğer bu kulaklığı almayı düşünüyorsanız videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Oyun modu bulunan tüm kulaklıkları sizin için açıklamalar kısmındaki listede topladım. O listeye de video bitiminde bakmanızı tavsiye ederim. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Laf uzatmadan incelemeye başlayalım. Kulaklık bu şekilde bir kutuyla geliyor. Kutu içerisinden iki farklı boyda kulak silikonu ve tip C bir şarj kablosu geliyor. Gördüğünüz gibi kutu bu şekilde, oldukça ilginç bir kutu. Bu kısımlarında led bulunuyor. Kapakta bir sensör bulunuyor. Kapağı kaldırdığınız zaman direkt kulaklıklar bulunabilir moda geliyorlar. Yine şurada gördüğünüz gibi ledler bulunuyor. Bu kulaklık telefonla bağlıyken de bu ledler yanıp sönüyorlar. Yine bu şekilde kulaklıklar kutu içerisinde şarj olurken bu ışıklar yanıyor. Şarj işlemi bittiğinde bu ışıklar sönüyor. Genel olarak kutusu plastik, epey ilginç bir kutusu olduğunu söyleyebilirim. Arka kısmında tip C bir şarj girişi mevcut. Bu şekilde kulaklıkları yerinden alıyorsunuz. Kulaklıklarda gördüğünüz gibi müzik çalarken sürekli bu ışıklar yanıp sönüyorlar. Kulaklıkların iç kısmı ergonomik, yani malzeme kalitesi olarak çok iyi hissettirmiyorlar. Ancak fiyat bandına göre kabul edilebilir. Kulaklıkların silikon kısımlarını kutuya iyi oturtturmanız gerekiyor. Ya bazen bu şekilde bıraktığınız zaman tam olarak oturmayabiliyor. Yani tam olarak böyle kontrol etseniz daha iyi olabilir. Onun haricinde gördüğünüz gibi bu şekilde ışıkları bulunan bir oyuncu temalı bir kutu. Kulaklıkta Bluetooth 5.1 kullanılmış, IPX5 sertifikası bulunuyor. Yani yağmur sıçramasına karşı ve tere karşı dayanıklı. Ben kulaklığın son ses seviyesini alarak yaptığım testte 6 saat 26 dakika boyunca kulaklıklar müzik çalabildi. Kutunun kulaklıkları 3 kere şarj ettiği söylenmiş kullanım kılavuzunda. Bunu tam olarak test edemedim. Yani toplamda da kutuyla beraber 24 saate yakın bir kullanım imkanı sunuyor kulaklık. Bazı kulaklıklarda bulunan dip ses problemiyle bu kulaklıkta karşılaşmadım. Kulaklıkları ayrı ayrı olarak kullanabiliyorsunuz. Yine kulaklıkları kutudan bağımsız olarak hem açabiliyorsunuz hem de kapatabiliyorsunuz. Yine bu kulaklıkta telefonla kullanırken herhangi bir şekilde bir sesin gidip gelmesi veya parazit gibi bir durumla karşılaşmadım. Ancak bazı kişiler bu tam kablosuz kulaklıkları bilgisayarda kullanıyorlar. Bilgisayarın modeli, Bluetooth versiyonu veya Bluetooth çipinin kalitesine göre bu bağlantıdaki stabilite durumu değişebiliyor. Yani bilgisayar için tam kablosuz kulaklıklar çoğunlukla çok uyumlu bir şekilde çalışmıyorlar. Yine Bluetooth özelliği olan televizyonlarda da aynı durum geçerli. Kulaklığın iç bölümü ergonomik olarak yapılmış. Yani benim kulağımda herhangi bir şekilde bir düşme olmadı. Ancak hani bazı durumlarda böyle hafif ıslatarak kulağınızın içerisine takmanız gerekebiliyor. Yani kulaktaki duruş sağlamlığı açısından benim herhangi bir şikayetim olmadı. Kulaklığı burada gördüğünüz gibi kontrol ediyoruz. Kontrolleri hassas, yani çıkartıp takarken bazen yanlış basabiliyorsunuz. Onun haricinde yeterli miktarda kontrol imkanı vaat ediyor bize kulaklık. Merak edilen ses performansına geldiğimizde kulaklığı ilk olarak kulağınıza taktığınız zaman son ses seviyesinin çok yüksek olduğunu ve baslarının epey ön planda olduğunu hissediyorsunuz. Sesi açıkçası böyle biraz boğuk gibi, yani derinden geliyor. Basları çok yüksek kulaklığın. Tizleri duyuyorsunuz ama mikler kayıp maalesef. Ses detayı çok fazla yok kulaklıkta. Yani müzik dinlenemeyecek gibi değil ses kalitesi. Ancak daha önce orta seviye bir kulaklık kullandıysanız da bu kulaklığın sesinin pek iyi olmadığını ilk kulağınıza taktığınız zaman anlayabilirsiniz. Yani çok fazla ses kalitesi konusunda kulaklığı eleştirmek istemiyorum ancak hani bu fiyat bantlarına çok daha iyi ses kalitesi sunan modeller bulunuyor. Özellikle bu oyuncu kulaklığı olduğu için yani bas kıvamının bir tık arttırılması daha eğlenceli bir kulaklık yapıyor genelde bu tarz oyun kulaklıklarına. Ancak bu kıvam konusu oldukça önemli. Yani müzik zevkini baltalayabiliyor eğer bu bas kısmını biraz daha arttırırsanız. Yani bu kulaklığın fiyatı çok fazla piyasada değiştiği için yani 150 TL civarında olsaydı hani ses kalitesi belki bir yere kadar iyi denebilirdi fiyatına göre. Ancak 200 TL üzeri için bu kulaklığın ses kalitesi bence yetersiz. Ben de yorumlarına bakarak bu kulaklığa şans verdim ama ses kalitesi olarak beni yanılttı diyebilirim. Özellikle sadece oyunda kullanacaksanız yani onun için tercih edilebilir ancak ses kalitesi açısından farklı bir modele yönelmenizi öneririm. Şu an sesimi HUTT GC1 model tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Hafif rüzgar esiyor. Yan kısmından arabalar geçiyor gördüğünüz gibi. Sesime net bir şekilde odaklanabiliyor mu? Şu an sesime kapalı ve sessiz bir odada HUTT GC1 model tam kablosuz kulaklıktan duyuyorsunuz. Şimdi burada duydunuz. Arka plan kafe görüntüsünü bu Bluetooth hoparlörden açtım ve bana doğru yoğun bir kafenin arka plan gürültüsü geliyor. GC1 modeli sesime odaklanabiliyor mu? Yani sesimi anlıyor musunuz? Çevre sesleri ne derece engelliyor? Mikrofon performansını daha net bir şekilde görebilmemiz için bu yoğun kafe arka plan gürültüsüyle bir test gerçekleştiriyoruz şu an. Mikrofon performansı açısından çok iyi değil. Ancak hani işinizi görebilecek seviyede bir mikrofonun bulunuyor kulaklığın. Kulaklıkta oyun modu da bulunuyor. Oyun modu performansı açısından diğer oyun modu olan kulaklıklarla benzer şekilde bir gecikme performansı sunuyor bize bu kulaklık. Özellikle bu kulaklığı eğer bilgisayarda veya farklı bir yerde kullanacaksanız telefon haricinde oyun modundan maksimum performansı alamayabilirsiniz. Bu oyun modu maksimum verim ile telefonda çalışıyor. Tam kablosuz kulaklıklarda. Evet, genel olarak bir toparlayacak olursak kulaklık ses performansı açısından benim beklentimi karşılayamadı maalesef. Daha çok oyunda kullanacaksanız bas performansının yüksek olması oyundan alacağınız keyfi arttırabilir. Daha çok kulaktan birinci amacınız müzik dinlemek ise daha farklı bir modele yönelmenizi öneririm. Yine oyun modu olan kulaklıkları ve tavsiye ettiğim tüm kulaklıkların linklerini açıklamalar kısmına ekliyorum. Daha önceki yaptığım incelemelerin de listesini buraya koyuyorum. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.